seni de yanam yanam kül olayım. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Hani yaylam, hani senin ezeli de ezeli. Yar yar, akşam olur, güneş gider, ay gelir. Bunlar memleket havaları, memleket. Merhaba sevgili seyirciler. Memleket havalarından, baharından, yazından, şanlı bayrağının alından, beyazından merhaba. Yarın 18 Mart. Kahraman Türk tarihinin çok önemli, çok parlak bir sayfasını okuyacağız. 101 yıl önce kanıyla, canıyla destan yazan aslanlara yeniden selam duracağız. Türkü kervanımız bugün son siper Çanakkale'ye akın akın giden yiğitlere yoldaş olacak. Onlardan bize selam getirecek, ağıtlar söyleyecek, türküler söyleyecek. Çanakkale tarihe vurulmuş şanlı bir damla. Surlarını inancın ördüğü çelikten bir kaledir. Kimi Kastamonulu, kimi Afyonlu, kimi Erzurumlu, kimi Adanalı, kaç yiğidin omuz omuza yazmış olduğu bir efsanedir Çanakkale. Ve Çanakkale, Yozgatlı bir babanın sen git oğlum cepheye de ben burayı beklerim diyecek kadar yüreklidir Çanakkale. Ve bu gamlı dizeler türkü olur, konuğumuz da okur.
asker yolu beklerim de gününü saya saya asker yolu Evet, Memleket Havaları programında bugün Çanakkale'yi işliyoruz ve içli bir sesten size merhaba dedik. Sevgili Gülşen Kutlu, bizleri onurlandırdın, hoş geldin, şerefler verdin. Teşekkür ediyorum. Çok özel bir program hazırlanmış. Teşekkür ederiz. Ben de bu programa dahil olmaktan son derece mutluyum. O onur bize ait gerçekten, senin gibi. Teşekkürler ediyorum. Hem gönlü güzel hem sesi muhteşem bir kardeşimiz bizi onurlandırdı. Çok teşekkür ederim. Zaten ediyorum. Her zaman baş tacımızsınız. Programımızı izlediğinizi biliyorum. Evet. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Sıkıntısı yoksa. Çok güzel. Konusuyla, konularıyla böyle şiirler, destanlar yazarak. O da senin tabii ki becerin. Allah razı olsun. Ve emeğin. Emeğin Allah var olsun. Emekleriniz var olsun. Bu güzel biz orkestra ekibiz, ve ekiple beraber. Ekibimize teşekkür ediyorum. Evet. Çok özel programlar hazırlıyorsunuz. Teşekkür yolunuz ederim. Açık olsun. Sağ olun. Ara ara yine sohbet edeceğiz. Teşekkür ederim. Tamam. Hayır. Elli yedinci tümen nur içinde yatıyorsundur şüphesiz. Daha şehadet şerbetine saatler kala derede çamaşırlarını yıkarken komutanım kendisini görüp de ne yapıyorsun oğlum dediğinde komutanım ne yapayım Mevla'nın huzuruna kirvi esnafla mı çıkayım diyecek kadar imanın ve teslimiyetin insana dönüşmüş şeklidir Çanakkale. Çanakkale kutlu bu ruha Sivas'tan yükselen dualarla, gamlı namelerle söylenen bir uzun havadır. Allah şu askere ömürleri vere, Allah tezkeresin evine döne. Bu gamlı nameler türkü olur, dilden dile yayılır. Sevgili Emre Sınanmış açış yapıyor, ben de okumaya gayret edeceğim efendim. Elin kızı ya.
çadır ismi tutar. Martin tüfek fas mı tutar? Ağlayanım anam bacı, elin kızı yas mı tutar? 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 Çanakkale'ye eğil, Çanakkale toprak değil. Çanakkale şehitlerin yattığı yer, Çanakkale nice genç güneşlerin battığı yer. Eğil güneş, Çanakkale'ye eğil. Yeme yolu çukurdandır, karavana bakırdandır. Zenginimiz beden verir, askerimiz fakirdendir. Askerimiz fakirdendir. Zenginimiz beden verir, askerimiz fakirdendir. Askerimiz fakirdendir. Evet. Çanakkale selam olsun şehitlerimize ve gazilerimize, gazilerimizden intikal edenlere de gani gani rahmet diliyoruz efendim. Sevgili Gülşen, biz ara ara mesaj da alıyoruz. Okuyalım bir bölümünü isterseniz. Özel günde. Evet, özel günde. Dinleyenlerimizin duygu ve düşünceleri de önemli tabii. Aynen ki. Çok güzel. İlk mesajımız Kocaeli Çatlılar Derneği'nden, buradan selam olsun. Semra ve Koptagel Ürgün, Veysel Tipioğlu, Fatoş Günseli Öztürk Bursa, Oktay Yılmaz Önder Yula Asım Ölmez, Uzun Adnan, Fatoş Günseli ve Zühal Öztürk, Emel Kuşçulu, Burçak Cinisli, Oğuz Karlıbel Gürkay Yılmaz, Berrin ve Meral Mürsel Meral, Binali Demircioğlu, Hollanda'dan mesaj var. Sevgili Tahsin ve Medine Yıldırım. Tahsin benim çok can dostum. Tekirdağ'dan Sema Yıldırım Akçam. New York'tan evet, Üzeyir Şahin ve Ziya Erdemir. Uzun Adnan'ın kahvesinde bizleri izleyen tüm dostlar. Ve buradan son bir ileti de okuyalım. Samsun Neziha Semizoğlu. Yine Amerika'dan Alizah Kanş, Semiray Aktürk Ankara, Fitnat Sönmez Konya, Nurcan Yasin Köşker Elbistan, Perihan Yıldırım Ordu, Gül'a Hülya Dursun Almanya, İstanbul'daki akrabalar için Gönül ve Kenan Albayrak İstanbul'dan, Mercan Melahat Mercan, Süreyya Yahya Korkmaz. Evet, bu güzel kardeşlerimizin isteğini yine bir seferberlik türküsüyle yerine getireceğiz. Gülşen kardeşimize kulak vereceğiz. Seferberlik yollarında bedenini çürütenlerin gamlı namelerine siz ses vereceksiniz ve bir sandığım vardı sırmadan telden diyeceğiz. Sırmadan telden
içinden nice güneşler dönüyor. Güneş doğuyor, doğuyor güneş. Suları mayın değil, iman ile örülü. Parlıyor Çanakkale, yıldızlara eş. Dermen Bayburdu, yıkılsın düşmanın tahtıyla. Gide de gelmeye o kötü seneler, Bayburt'tan seferberliğe giden gamlı gönüllerin gamlı nameleriydi. Evet. Giresun'dur, velhasıl tüm Anadolu'dur Çanakkale. Sabah namazı cepheye doğru yola çıkacak adam, belki de genç eşine söylediği, söyleyeceği son türküyü diline takar, helallik için uyandırır gelini. Asker oldum, giydim yelek, uyan suna gelin, uyan diye mırıldanır. Ve son kez döner memleketi Adana'yı, nemli gözlerle süzer. Yavuz Değirmenci okuyor. Türkiye'm.
martinimin boy çantama tütünümü işte giydim potinimi eyle üç günlük evliyken cepheye evet. gidenler bu ülkenin temelini attı. Bu güzel cumhuriyetimizi kurtardı. Ama bugün çok üzücü bir şeye şahit oldum. İnşallah yanlıştır. Haberleri dinlerken Çanakkale'de gerçekten öğrencilerinin yarısını Trablusgarp Balkanlarda şehit veren Alman lisesi bugün kendi kendine terör var diye okulu kapatmış. Ben açıkçası bunu kabullenmiyorum. Belki haddimi aştım ama oradaki velileri de bu işe tepki göstermeye davet ediyorum. Bu ülke o kadar boş değil efendim. Elden çıkmış değil çok şükür evet. Savaş, kan, gözyaşı Türk milletinin alın yazgısıdır. Gidip de dönmeyenler, beklenip de gelmeyenler. Ve gamlı namelerle dilden söylenenler, palan dökenden Çanakkale'ye gönderilenler. Gitti de gelmedi buna ne çare. Eledim, eledim, öldük eledim Türk'ümüzün aslı. Sevgili Pelin Değirmenci okuyor. Yıldızlar yağmış, ayın şavkı hilal olmuş, uzanmış. Yarab bu ne tablo, şehitler sıra sıra, şehitler sıra sıra. Diller susmuş, gözler, gözler tevekküle dalmış. Aşkın ateşini
Ve geride kalan nice yetimler, nice yavrular, nice gelinlerdir Çanakkale. Evet. Umudu kucağında, dilde gamlı nameler, gözde sellerdir Çanakkale. Yüce dağların ardından sılasına bakan, yuvası için kılıç atan, kurşun atan, yavrusuna, yıldızlara bakıp öpücük atan yiğitlerdir Çanakkale. Ve kışlanın kapısından türkü söyleyen, güzel kuduya tüyler emanet eden gelinlerdir Çanakkale. Şu kışlanın kapısına. Nerede görülmüş? Tarihe yazdırmış, tarihe yazdırmış. Şan Çanakkale, şan Çanakkale. Kıratımın belinden
Memleket Havaları programındasınız. Bendeniz Yavuz Değirmenci ile Memleket Havaları bütün sıcaklığıyla devam ediyor. Bugünkü konumuz Çanakkale ve güzel konuğumuz Gülşen Kutlu. Öyle sessiz sessiz oturmuş güzel türkülerini okuyorsun. Bir şeyler demek ister misin? Şimdi o kadar güzel bağlıyorsun ki bir yerde hani konuşursam sanki ambiyans kaçacakmış, bir yerde koparacakmışım sevgili gibi. Sevgili Musa Eroğlu abim dedi ki ya dedi biz dedi programlara televizyona çıkarken dedi program bize uyuyor. Sen dedi programlarında sanatçıyı o fanusun içine alıyorsun. Demek ki beceriyoruz. Başarılıyız. Yani yanlış bir şey söylememek için, senaryoyu evet. bozmamak için. Çünkü teşekkür çok ederiz. Güzel bir kurgu var. Evet, teşekkür ederim. Söz verdiğin yerde ben girerim. Ben seni takip ediyorum. Sağ olasın. Çanakkale devleri devirerek devleşen nice koş yiğitlerin harman oluşudur. Çanakkale toprağın yanışı, zamanın donuşudur. Çanakkale vatan uğruna akıttığı aziz kanları birbirine karışanların kardeş oluşudur. Çanakkale Muş'tan kalkıp cepheye koşan yiğitlerin düşmana inat türkü okuyuşudur. Serindir suları çalar.
su serindir, suları çalar. Yuvadan ayrılan garipler ağlar. Yuvadan ayrılan anam garipler ağlar. Ağla yüzüm ağla, bak neler oldu. Vatanı terk eden demek ki her dönemde bir hain varmış. Şu andaki hainlerin demek ki aynadan Allah hainlerin aklını başına getirsin. Bu ülkemizi. Evet. Bu arada yarın bugün bizden sonra güzel bir program var. Uğur Işılak ile Medeniyetin Tanısı. Sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz izleyebilirler. Yine birkaç mesaj da okuyalım mı sevgili kardeşim? Evet. Hayat Ünal, Muammer Zengin, Kadir Akyüz, Melahat Şimşek, Türkan Kutan, Coşkun, Nermin Balki, Erdoğan II ve Selman Önal, Fuat Yıldırım, Atilla İlgün, Kartal'dan benim kardeşim, Hollanda'dan Hülya ve Mustafa Torlak, Murat Kuruoğlu, İrem Şanver, Şeyda Yelda, Şükriye Kocubeyoğlu, Gülser Çobanoğlu, Fadime Tunç, Ercan Yuvauç, Aylin Kaya, Çanakkale olunca hemen aradı. Önder Yula, kardeşim Merve Şahin, Meryem Şahin, Mehmet Çiçek, Nebi Şimal Cemre, Önder Kaban, Çetin Yiğitoğlu, Hülya Dengizek. Bir de şurada bir güzel bir mesaj vardı ama bulabilirsem okuyacağım. Ha, Bülent Yıldırım da var. Kadri Korkmaz diyor ki konu Çanakkale olunca ekranlara kilitlendik. Yüreğinize sağlık. Sevgili kardeşimize de selamlar diyor. Buradan Antalya'ya Kadri kardeşime ve Hakan Oluroğullarına selam olsun. Evet sevgili Gülşen, Anadolu alası elleriyle kınalıyor, çocuğunu gönderiyor. Gelirse şükrediyor, gelmezse yine şükrediyor ki oğlum şehit oldu. Şehit var. Onun oradan, şehadet şerbetini içtiği evet, için. Onun oradan anasına yazmış olduğu mektubun of of nidaları yüreğine hançer oluyor ve türkü oluyor. Çanakkale içinde vurdular beni diyor. Kastamonu'dan ses veriyor ve siz de okuyorsunuz. Çanakkale içinde aynalı çarşı, anam engildi düşmana karşı. Siperlerden binlerce neferler uykuya dolmadı nice şehit erler. Mehmetçiğin kanıyla sulandı bu vatan, bu yerler. Mahşerin ortasında kaldı Çanakkale, kaldı Çanakkale.
Çanakkale içinde bir ozon selvi. Çanakkale içinde bir ozon selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Sevgili kardeşim, Gülşen kardeşim benim gençlikte tanıştığım can dostum. İkimiz de TRT İstanbul Radyosu'nun staj sınavlarını kazanmıştık. Evet, radyoya beraber girdik Yavuz Değirmenci arkadaşımla beraber. Mithat Paşa numara 10'da. Evet. Ankara'nın havası o zaman çok pisti, fenaydı. Neyse konumuzdan kopmayalım. Evet. Yönetmenim belki kızacak ama güzel bir resim var. Kahve, Uzun Adnan'ın kahvesinde resim çektirmiş, göndermişler. Onlarca insan izliyor. Ne güzel. Teşekkürler diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Bu arada Şamil Güney kardeşime, Servet Bastem, sevgili Işıl Okumuş'a ve Fadime Tunca selam olsun efendim. Evet. Üsteğmen Faruk cepheye yeni gelen askerleri denetliyordu. Uzakta bir delikanlı dikkatini çekti ve çağırdı. Gel oğlum dedi. Emredin komutanım dedi. Adın ne senin? 1902 Tokat doğumlu Muhammed oğlu Ali komutanım dedi. Peki oğlum senin bu saçlarındaki kına nedir? Vallahi komutanım bilmiyorum. Annem gelirken bu kınayı bana yaktı. Nedenini bilmiyorum. Eğer emrederseniz mektup yazar öğrenirim. Ve bir gün Ali anasına babasına mektup yazmaya karar verdi. Okuma yazması yok. Arkadaşından yardım istedi. Ali söyledi. Kınalı Ali söyledi, arkadaşı yazdı. Önce anacığım, babacığım ellerinizden öperim. Bizleri merak etmeyin. Bizler memleket savunmasında biriz, diriz, mükemmeliz. Arkanız geri çekmesin. Sizler nasılsınız anacığım dedikten sonra kardeşi Ayşe'yi sordu, küçük kardeşi Ahmet'i sordu ve sonuna bir şey ekledi. Anacığım dedi, hani sen ben askere gelirken saçlarına kına yakmıştın ya. Bunları niye yaktın? Komutanım söylüyor, arkadaşlarım söylüyor, anlatamıyorum. Ne olur onu benim için izah eder misin, yazar mısın dedi. Bu arada savaş çok şiddetlenmişti. Kınalı Ali'nin birliği cepheye gitti. Ve aslanlar gibi savaşırken Kınalı Ali ve arkadaşları şehit oldular. Hiçbiri geri dönmedi. Kader bu ya. Kınalı Ali'nin mektubu geldi. Kim alacak? Komutan Ali aldı, açtı, gözyaşları içerisinde okumaya başladı. Arkadaşları da orada, bölük arkadaşları da orada dinliyorlardı. Ve babası şöyle diyordu. Oğlum Ali, nasılsın? İyi misin? Gözlerinden öperim yavrum. Öküzü sattık. Parasının yarısını sana gönderiyoruz. Kalanını da yakında cepheye gidecek küçük kardeşine vereceğim. Şimdi öküzün yerine tarlayı ben sürüyorum yavrum. Fazla yorulmuyor. Sen sakın bizi düşünme yavrum. Ve mektubunun bundan sonraki bölümüne Kınalı Ali'nin annesi cevap verdi. Ve annesi şöyle diyordu. Kuzum, Ali'm. Saçındaki kınayı neden yaktığımı sormuşsun mektubunda. Oradaki kardeşlerine söyle. Biz üç şeye kına yakarız. Birincisi gelinlik kıza yakarız. Gitsin yeni ailesine, eşine ve yavrularına kurban olsun diye. İkincisi kurbanlık koça yakarız. Allah'a kurban olsun diye. Ve üçüncüsü de askere giden yiğitlerimize yakarız ki vatana kurban olsun diye. Allah'a emanet olun oğlum. Evet. Vatana kurban olun.
Kınalı Ali'nin mektubunu komutanı okurken oradaki bütün arkadaşları hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ama vatan savunması daha kutsaldı. Daha 15 yaşında Kınalı Ali ile beraber Tokat'tan askere giden, daha 14-15 yaşındaki küçük askerler giderken beraber bir türkü okumuşlardı. Bu türkü de dilden dile düştü. Oradaki bölükteki arkadaşlar da yavaş yavaş pırıldanmaya başladılar. Tüm körpe şehitlerin dili oldular. Ona rahmet okudular. Hey 15'li, 15'li Tokat yollarda aşılı. Hey 15'li, 15'li Tokat yollarda aşılı. 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Aslan yârim kız, senin adın gömdü ve dedi ki biz buradayız, biz olmadan bu vatana ayak atamazsınız. Çünkü burası Çanakkale, bu Çanakkale'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür Çanakkale. İzmir'in kabakları var İzmir'in, eğilmez, eğilmez Türk'ün maçı. Sözüm yok.
nişanlı oldu. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, seni bir kez daha saygıyla, mihnetle, muhabbetle ve rahmetle anıyoruz ve haykırıyoruz. Ben Lapseki'li İbrahim, ben Rizeli Dursun, ben Diyarbakırlı Şehmuz, ben Dersimli Haydar ve ben Mustafa Kemal. Ben Çanakkale'yim, ben Türkiye'yim. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Koymuşum Türkiye'nin yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölümüm. Asırlardır kır atımı sularım, ırmağının akışına. Semre Veysel Mevlana'larım, kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Elbelerin akışına ölürüm Türkiye. Tam yıldır çile çekmiş hep yine. Pınarlardan su doldurur eline. Hayvancık takışına ölürüm Türkiye. Şafaklar gibi ey şanlı hilal, sana olsun artık dökülen kanlarımız helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismiyal. Hakkıdır hür yaşamış bayramı hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Efendim, haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla buluşmak üzere. Ben Deniz Yavuz Değirmenci ile Memleket Havaları burada sona eriyor. Sevgili kardeşimiz Gülşen Kutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Mutlu olun, mutlu kalın, hoşça kalın.
Mustafa Kemal Paşa. Askerin milletin bayrağına çok yaşa. Askerin milletin bayrağına çok yaşa. Aş 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 açmış bekliyor. Türkistan Türkleri bayrak açmış bekliyor. Aş 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 ileri ileri arş ileri marş ileri halka bayrağı düşman üstüne. Önden sol soldan sağ halka bayrağı düşman üstüne. Arş 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 ileri ileri arş ileri kalın. Hoşça kalın sevgili seyirciler. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun.